Hemen yana gelecek olursam. Ayarlamalar. Buradaki ayarlamalardaki kısımdan hemen bir resim ekleyelim. Hemen bir tane resim ekledim. Burada ayarlamalar bölümünden seçtiğimiz görselin opaklığını ayarlayabiliriz. Opaklığı sola ve sağa kaydırarak da ayarlayabiliyoruz. Tekrardan bastık ve işlemin dışına çıktık. GUIS bulanıklığı. Bastığımız zaman GUIS bulanıklığı tekrardan opaklıkta yaptığımız gibi sağa ve sola kaydırdığımız zaman bir bulanıklık oluyor. Tekrardan işlemimizi geri alıp iptal ediyoruz. Hareket bulanıklığı. Hareket bulanıklığı da aynı diğerlerinde olduğu gibi sağa ve sola kaydırdığımız zaman bulanıklık fazla oluyor. Yukarıya ve aşağıya indirip kaldırdığımızda da hareketin hangi yönü olacağına karar verebiliyoruz. Yukarıya ve aşağıya. Bu işlemi de yaptıktan sonra işlemimi geri alıp perspektif bulanıklığına geçmek istiyorum. Burada birazcık yakınlaştıracağım. Perspektif bulanıklığına geldik. Ortada bir yuvarlak oluştu. Bu şekilde basıyorum. Gördüğünüz gibi bulanıklık olmaya başladı. Bu yuvarlağı nereye çevirirsem tamamen ona doğru bir ok şeklinde bulanıklık oluyor. Ortada bulanıklık yok. Tamamen yanlardan gelen bir bulanıklık söz konusu var. Yaptığım işlemleri geri alıyorum. Tekrardan keskinleştire geliyorum. Keskinleştirde bildiğiniz gibi resmi daha kaliteli bir hale, piksel bakımından daha kusursuz bir hale getiriyor. İşlemimi geri aldım. Akışkanlaştır. İt var. İlk öncelikle it de seçiyoruz. Nereye itersek oraya doğru bir akışkanlaştırıyor. Hemen geliyorum. Fırıldat var. Basıyorsunuz ve kendisi otomatik dönüyor. Diğer tarafa fırıldat var. Bu sefer de diğer tarafa doğru dönüyor. Kıstır. Fotoğrafı içe doğru kıstırıyor. Genişlet. Tam tersi. Kristal. Bu şekilde görselde farklı bir etki bırakıyor. İşlemimi geri aldım. Kenar var. Basıyoruz ve bu şekilde bir hal aldı resmimiz. Geri aldım ve son olarak yaptığımız işlemleri yeniden yapılandır dediğimiz zaman eski haline geri alıyor. Ne kadar işlem yaparsanız yapın, yeniden yapılandır deyip üstünden geçtiğiniz zaman resmi eski haline alıyor ve hemen yanında yaptığımız işlemleri ayarlayabiliriz ve sıfırlayabiliriz. Renk tonu ve ışık. Buraya gelip buradan renk ayarı verebiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Renk dengesini ayarlayabiliriz. Farklı bir hale sokabiliriz resmi. Bunlar çok daha ayrıntı kullanımları için. Eğriler, görseldeki ışık ayarını ayarlayabiliriz buradan. Tekrar eden renkler. Bu şekilde çok güzel bir etki bırakabiliriz. Bugünkü Procreate dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki Procreate dersimizde görüşmek üzere.